Merhabalar, iyi akşamlar. Sivasspor Galatasaray karşılaşması biraz önce sona erdi ve Sivasspor Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışının oldukça uzağına itti. Bu karşılaşmada ön plana çıkan çok önemli bir pozisyon var. Sivasspor'un bulduğu gol. Çünkü bu gol Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonun bir tekrarı gibiydi. Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda Sivasspor o golü attığı için 40 gün 40 gece özür diledi. Centilmenle oymadık, fair play davranmadık diye ve benzer bir pozisyonda Luyendama, canlı bomba Luyendama'nın bir hatasından önce hatalı pas, o atak olarak geri döndü ve o pozisyonda Muslera'yla uyuşmazlık yaşadığı Muslera'nın biraz da hatalı çıkışı, Luyendama'nın bu hataya eşlik etmesi ve çarpışmaları sonucu Muslera sakatlandı, top boşta kaldı. Yatabare'nin çıkardığı topa da Fajer boş kaleye şutladı ve Sivasspor'u öne geçirdi. Bu çok enteresan. Yani Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasının birebir aynı pozisyonu. Ve bu golden sonra Sivassporlu futbolcularla Rıza Çalınbay durum değerlendirmesi yaptı. Yani bu, çünkü Muslera'nın sakatlandığı çok belliydi. Ceza yayının hemen önünde yerde yatıyordu. Ve Sivassporlu futbolcular Muslera'nın sakatlandığını gördüğü halde oyunu devam ettirdiler. Oyunu devam ettirdikten sonra da gol attılar, gole sevindiler. Ve Rıza Çalınbay durum değerlendirmesi yaptı. Çok kısa bir şekilde santra yapılana kadar iki tane seçenek vardı. Sivasspor bunu bir avantaj olarak değerlendirecek. Onların problemi Galatasaraylı iki oyuncu birbiriyle çarpıştı. Biz de fırsatı değerlendirecek. Ya da ya burada bir tam bizden kaynaklanan bir durum değil ama bir fair play ile ilgili sıkıntı var. Ve biz duruşu olan bir kulübüz, bir teknik adamız, bir takımız. Biz burada kalemizi açacağız. Galatasaray gelsin, eşitlesin. Bu haksız rekabet ortadan kaldıracak yapıyı da eşitleyelim diyebilirdi ama demedi. Rıza Çalınbay oyuna devam ettirdi ve Sivasspor Galatasaray'ı 1-0 yendi. Üst üste galibiyet serisini de sürdürmüş oldu. Bence teknik olarak baktığımızda ortada bir sıkıntı var mı? Oyun kazanmak üzere nedir ve Sivasspor bunu değerlendirdi. Bir fırsat doğdu ve bu fırsatı kullandı. Fakat fair play olarak baktığımızda bunda çok ciddi bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Giresunspor karşılaşmasında Giresunspor maçı koparmıştı. Yani o golü atsa da atmasa da zaten Beşiktaş karşısında 3 puan almıştı. Özür dilemesi acaba bununla bağlantılı mıydı? Bu karşılaşmada 0-0'dı ve bu gol maçın skorunu değiştirdi. Puan hanelerini değiştirdi ve burada Sivasspor bunu yapmadı. Önemli olan 3-0'da, 3-1'de, 4-1'de bunu yapmak değil. 0-0'da bunu yapabilmek. Sivasspor ve özellikle Rıza Çalınbay bu tarihi fırsatı kaçırdı. Ben şahsen biraz da üzüldüm. Rıza Çalınbay adına üzüldüm ve Sivasspor gibi duruşu olan bir kulüp adına üzüldüm. Burada ya yani bir maç kazandınız. Yani hep bir topu bir maç. 38 maçtan bir sezon içindeki futbol kariyerinizdeki binlerce maçtan bir tanesini kazandınız. Ama bu maçta eğer o jesti yapsaydınız, ya burada bir haksızlık oldu, bunu dengeleyelim deseydiniz, böyle bir sizden verseydiniz, yani fırsatçı gibi davranmayıp da adil değil bu duruşu sergileseydiniz, tarihe geçerdiniz. Bir maçı kazanmazdınız, tarihi kazanırdınız. Rıza Çalınbay ve Sivasspor camiası bence tarihi bir fırsatı tepti.